Cube Talk'ın 72. bölümün Part 2'si sonunda yayınlandı ve kafayı yedim. Disney izlerseniz kafayı yersiniz ve muhtemelen izlemişsinizdir. Çok deli değişik 4,5 dakikalık bir bölüm. Sizinle birlikte yayında izledik ve sonrasında teori videosuna sakladık tüm teorilerimizi. Bu bölümde tutan teorilerimiz var ve yeni gelen karakterler var. Siz bu videoya 72. bölüm Part 2'sine özel kanalı aşağıdan abone olun ve video 10.000'den fazla beğeni atın. 10.000 beğeni geldiği an böyle Cube Talk videolarına devam edeceğim. O zaman hazırsanız bu büyük bölüme geçelim. Gördüğünüz üzere Part 2 burada. Biz bunu izledik arkadaşlar. Hemen teorilere geçip sizi sıkmak istemiyorum. İzlemek için canlı yayına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayında hep beraber izledik. Canlı yayının sekmesinden ulaşabilirsiniz. Hep beraber izledik dediğim gibi. Bu dev 4,5 dakikalık bölümü durdura durdura inceleyeceğiz. Mükemmel ötesi bölüm. Tutan teorimizi söyleyeceğiz. Tutmayanları söyleyeceğiz. Yeni şeyleri göstereceğiz ve yeni karakteri göstereceğiz. O zaman başlayalım. Öncelikle Warlance'ın evrenine çok benziyordu ve bir şey diyeceğim. Her bölümün sonunda ve her bölümün başında sürekli abi bu Michael Jackson tuvaletin gülüşünü duyuyoruz bak. Bak yine güldü. Bu adam ileride önümüze çıkacak, tamam mı? Çünkü iyidir, ikidir Dafuk spoilerını veriyor. Amacını anlamadım ama şu Michael Jackson tuvalet bir şeyle çıkacak. Şimdi bölüm başlıyor. Bölüm önceki bölümün devamı olarak başlıyor. Yani olması gerekirken. Abi bu bölüm çok manyak ötesi bölüm. Çünkü yani hem savaş var hem yeni karakter var hem de san kameramanın sesini duyuyoruz. Bak burada diyor ki işte ihanetin bedelini biliyorsundur komutan diyor. Biliyorsun komutan diyor. Ve diyor hiç kimse adaletten kaçamaz diyor. Ve VS başlıyor abi. Hiç sardımla hiç video kesmek istemiyorum. Hep beraber durda durda bakacağız abi. Burada savaş başlıyor. Bak VS dönüyor. Etrafta dafu mafu görürseniz yorumlara yazın, ben görmedim. Gözümden kaçmış olabilir. Burada VS dönüyor. Işınlara karşılık ışınlar abi. Etrafta bakıyorum dafu mafu var mı diye. Burada tüm güçlerini gösteriyorlar abi. G-Man de kalkanı malkanı var abi. Bak ışınlarını ışınlarını alıyor. Çok sağlam VS ya. Bak burada G-Man artık abi alışmış ve öğrenmiş. Dersini çıkarmış. Ben bu savaşta G-Man'i tutuyordum bu arada. Ve biz G-Man'i çok küçümsemiş arkadaşlar. Bakın burada G-Man önceden bildiği için, önceden nelerin olacağını düşünebildiği için balistik bir şey şapka takmış. Ne dedi? Kask takmış. Ve savaşa böyle devam ediyor. Büyük bir gördüğünüz gibi ışınlar mışınlar patlıyor. Etrafa bakıyorum ben önemli bir şey var mı diye. Yani dafuk mufuk gözüküyor mu diye. VS devam ediyor. Burada kimin üstüne patlayacak? Ha bak burada G-Man küçük tuvaletlerden yardım oluyor abi. Olması gerektiği gibi. Bildiğin burada bir gönderme var gibi de neyse. Umarım öyle bir gönderme değildir. Siz onu anlayanlar yazsın. Uçakla abi Astro'nun içine giriyor. Ve birden fazla uçak böyle patlıyorlar. Tabi Astro'nun dikkatini dağıtıyor bu uçaklar abi. Görüyorsunuz. Bum. Ve bak. Astro artık sinirleniyor ve onlara saldırıyor. Çünkü dikkatini dağıtıyorlar abi. Burada Astro'nun içinden geçiyor tabii ki G-Man. Biz G-Man'i çok küçümsemişiz abi. Konuşamıyorum sürekli. Küçümsemişiz. Bu dedi ki artık yeter. Oyunlar bitti diyor. Bu kadar oyun yeter diyor ve ciddili saldırmaya başlıyor. Başta silahlarını kırıyor abi. Etrafta Duff'u görür müyüz diye dikkatli bakmaya çalışıyorum. Göremedim. G-Man artık burada ciddiyetin farkına varıyor. Ve bak o ulti atacak. Bak ulti açıyor burada. Manyak bir şey abi. Bakın ulti açıyor. Rage'ini gösteriyor. Bum bum bum. Bak burada ışınlanıyor, fake atıyor abi. Bak fake atıyor burada. Bakın tam ne oldu lan, ne oluyor lan dediği anda abi Astro glitch tuvalet tarzı saldırıyor. Burada kalkan açıyor tabii ki G-Man. Savaş devam ediyor abi. Etrafta böyle dafu mafu görürsek arkadaşlar yorumlara yazın. Ben fark etmemiş oldum. İkinci bir teori videosu gelebilir. Tam burada bak G-Man gülüyor abi. G-Man biliyor. G-Man atağını düşünebiliyor. Burada abi füzeler devam ediyor. Bak G-Man burada bir sersemliği. Niye sersemliği bilmiyorum. Burada da Astro diyor ki pes et diyor. Bu senin için bitti diyor. Bu iş senin için bitti diyor ama G-Man. Bak ne yapıyor. G-Man'in gücü ne oluyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Yo, G-Man gülüyor, bir şeyler yapıyor. G-Man kendi gücünü veriyor çünkü. Bakın arkadaşlar G-Man yaptığı hatalardan ders alan bir karakter. Titan T-Man'le kapıştı. Titan Kamera hepsiyle kapıştı ve hepsinin özelliklerini biliyor. Hatta kendi ışının içerisine Titan T-Man'in kontrol etme gücünü bile enjekte etmiş abi. Adamın içinde kontrol etme şeyi bile var, gücü bile var. Titan T-Man'den gücü almış yani. Ve Titan Kameraman'ın kalkanı da almış. Yani bunları öğreniyor ve kendi ders çıkarıp kendi üzerine ekliyor. Hepsi bu kadar mı diyor. Bakın gücü alıyor, saldırıyor, maldırıyor. Ha bak tam burada. Bakın fark ettiyseniz mor ışık da var bu şeyin içinde. Mor ışık neydi abi? Kendini kontrol edebilme gücü. Kırmızı imha etme gücüydü. Mor da kendini kontrol edebilme gücü ve kendi ışının içerisinde bunu alıyor. Bakın görüyor musun? Astro alıyor. Burada dalga geçiyor işte Astro. Tam gülerken işte tam burada gücü enjekte ediyor abi G-Man. Bakın görüyorsunuz. Artık kontrol ediyor. Çünkü çok normal. Artık bak gülüyor, biliyor abi. G-Man biliyor. Bunların hepsini ders çıkardı ve kendi gücünün içerisine ekledi. Titan'dan aldığı ışın, hani Titan'dan aldığı kendi kontrol etme ışını. Belki de o başta rage açtı, bağırdığı kısmı Titan Speakerman'in bir gücü. Bir önceki sahnede de kalkan olarak Titan Kameraman'ın kalkanı. Her şeyden bir parça almış ve burada gülerek saldırmaya devam ediyor abi. Kadın kılıcıyla kendi kılıçlarını patlatıyor, kendine saplıyor. Astro burada ölmek üzere abi. Asıl bomba yer geliyor şimdi, hazır mısınız?
Astro tam ölecekken bakın parçalar haline parçaları dağılmış. Ve son anda abi G-Man sinirlenip son hatanı yapacağı sıra işte tam bu kısımda birisi geliyor. Bu adamın adını bilmiyorum ama kalkanı çok havalı duruyor. Pentagon mu? Hexagon olmasa mı? Hexagonlu kalkanı var arkadaşlar. Ve bu tip, abi Warlance'ın evren değil mi bu ya? Titan Savaşları'ndaki evren değil mi bu? Titan Savaşları'ndaki karakterlerden biri değil mi? Bakın bence bu, modeli bu şekilde mi, yüzü bu şekilde mi bilmiyorum ama robot tuvalet mi artık, titan robot tuvalet mi bilmiyorum. Bunun artık ilerleyen bölümlerde artık bacakları da gelebilir bu arada. Öyle bir hissiyat geldi içime. Burada abi sanki maske takmış eski bir tuvalet gibi geliyor. Ya da yani direkt yüzü de böyle olabilir bilmiyorum ama astroların aslında bizim bilmediğimiz başı da olabilir bu astroların başı. Daf'un başından beri söylediği asıl gerçek tehdit astroların içindeki bu karakter de olabilir. Yani biz astroyu çok abarttık. Dedik titanların içinden geçer meçer dedik ama hani burada gücünü belli etti bile. Bakın burada geliyor ve elinde kırmızı ışıklı bir böyle gravity gunımsı bir silahı var ve kalkanı var gördüğünüz üzere. Burada G-Man'in kalkanın içinden geçiyor abi. Bakın detaylı incelemek için durduruyorum. Bakın gravity gun'a benziyor görüyor musunuz? Ve çok güçlü bir karakter. Tabi abartmanın bir manası yok çünkü Astro'yu da abartıyorduk. İçinden geçti G-Man. Bakın silahına yandan bakarsınız. Burada kırmızımsı bir, bakın kırmızı böyle epik bir silah var abi. Gravity Gun'a çok benziyor. Ayrıca sanırım şurada füzelerim var. Neyi var abi, çok manyak bir silah. Burada dönüyor ve hemen abi şeyin rengiyle özdeş bir şekilde Titan Speakerman'e bir tane atıyor abi. Ve Titan Speakerman tabi doğuşluyor. Ama onun ses dalgasıyla yere de yapışıyor. Bunu hesap etmiş abi adam. İleri bölümlerde bu arada bu da bir astro fark ettiyseniz şuradaki yerinden görebilirsiniz. Bu da bir UFO. Hani geliştirilmiş bir astro tuvalet olabilir. Astro tuvaletlerin başı olabilir. Kim bilmem ama bu bir astro yani. Bu bir UFO abi. Işık hızıyla abi hemen hasar görmüş astroyu götürüyor. Hani profesör astro tuvalet falan da olabilir bilmiyorum ama robot yani meka tuvalet midir bilmiyorum artık. İsim bilmiyorum. İsmi siz yazın gerçek ismini. Yorumlarda öğrenmiş oluruz abi. Burada yani bizi büyük bir savaş beklediğinin kanıtı abi bu. Ve ben burada demiştim ki buradaki eski teorimize geri dönüyoruz abi. Başlı başına eski bir tuvaletin ilerleyen bölümlerde böyle tuvaletler arasında bir kavga çıkacağı ve Astro ile G-Man arasında bir kavga olacağı söylemiştik zaten biliyorsunuz. Bir bölümde ihanet olmuştu. İhanet etmişti abi G-Man'e mi? Bir şeyler olmuştu. Kafasını tutmuştu. Oradan beri biliyorduk. Söylemiştik. Bu bir. İkincisi biz önceki bölümde demiştik ki bölümün sonunda titanlar gelecek. Okey. Geldiler abi. Çok iyi. Ve demiştik ki bu savaşın sonunda abi birisi çok büyük hasar alacak ve titanlar hasar almayan kişiye yardım edecek. G-Man'e yardım edecekler demişim. Burada tuvaletlerle kameramanın dostu olabilir demiştim. Beklemediğimiz bir şey oldu ve bildiğiniz burada titanların çok acımasız olduğunu gördük. Titanlar basbayağı dedi ki dostluk mosluk yok. G-Man'in içinden geçiyoruz dediler. Burada abi Astro Tuvalet çok büyük hasar aldı. Bu doğru çıktı okey. Çünkü bu savaşın bir kaybedeni olacak ve Astro'nun içinden geçti garip bir şekilde. Yeni bir karakter geleceğini de bu arada toplulukta duyurmuştuk biliyorsunuz. Bunu önceki teorilerde söylemiştik zaten. Dafu açıklama yapmıştı şey diye. Asıl kötü, asıl en güçlü kişi hala görmedik. Belki bu asıl en güçlü kişi olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ama çok da abartmaya gerek yok bu karakteri. Burada savaş devam ediyor. Titanlar geliyor. Bu dediğimiz çıktı. Ve titanlar saldırmaya devam ediyor abi. Hani biz böyle demiştik ki G-Man'e yardım ederler. Çünkü Astro hasar aldı. Astro hasar alacak abi. İkisinden biri hasar alacak. Titanlar da bunları gafil avlayıp birinin tarafına geçecek demişim. Burada tam aksi tam bir şeylerini gösterdi. Hani böyle acımasızlığını gösterdiler. G-Man burada tam kaçacakken abi Titan misliyor. Ve G-Man kaçıyor. Asıl olay burada. Bak burada Titan T-Man diyor ki o bu sefer kaçamayacak diyor. Titan Speaker hemen arkasından kovalıyor. Ve burada Titan Kamera diyor ki hazır mısın dostum diyor. Ve arkadaşlar burada Titan Kameraman Astro Tuvalet'in düşen kolunu alıyor arkadaşlar. Bakın ve bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu manyak bir güç anlamına geliyor ve burada ilk kez Titan Kameraman'ın sesini duyuyoruz. Abi Titan'la kameramanlar konuşabiliyordu da niye bu zamana kadar konuşmadı bilmiyorum. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu savaşın ortasında gelip Titan kameramana Titan T-Man alfabeyi mi öğretti bilmiyorum ama bak burada For Plunger diyor. Hani G-Man'i öldüreceğiz. G-Man'in içinden geçeceğiz. Plunger kameramanın hatırı için diyor. Hatırlarsınız Plunger kameraman tam öldüğünde Titan kameramanın yüzüne bakıyordu ve Titan kameraman o anı unutmamış. Onun intikamını almak için geri dönecek. Bu arada şunu da söyleyeyim. İlerleyen bölümlerde bu bölümde görmedik ama Bron kameramanı yani kahverengi paltolu kameramanı her türlü göreceğiz. Bunu da söyleyeyim. Bunun açıklamasını yayında da yapmıştım. Yayında da doğaçlama anlatmıştık. Yani bölüm efsanevi bölüm. Bu arada teorileri devam edeceğim şimdi. Siz bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle abi son iki bölüm yine muhtemelen bir hafta sonra gelir ama bilmiyorum yani sağlam bölüm olduğu için. Önce full episode atar. Full episode'dan sonra da bölüm atar. Yani biraz uzun sürebilir abi. Bilmiyorum. Max 2 hafta olduğunu düşünüyorum. Yine çok uzatmaz inşallah. Bu yeni karakterin ismini bilmiyorum. Hani bu karakter üzerinden teori yapmak gerekirse aklıma şu geliyor abi. Warlance'ın evreni geliyor ve bu tuvaletin abi böyle bacaklarının gelebileceğini böyle tüm vücut titana dönüşebileceğini düşünüyorum. Ve size tutan teorimizden birini göstermek istiyorum abi. Bu karakter açısından. Abi tek
tekrardan Meyes Fıdıklı Serüvenine geri döndük. Abi yine yukurup yine tutan teorisi. İzleyin şimdi abi. Bakın 4 ay önce. Ulan bu videoda ne kadar teori çıktı ya. Hepsi de tuttu bak. Bu teori arkadaşlar bu arada 70. bölüm için yapıyorum ama 2 bölüm sonra çıkıyor. Yine tuttu sayılır. Bakın izleyin. 70. bölümde aynı onlar 20 bölüm önce bizim beynimizi bastı gibi biz de onları beynine basacağız. Bastık. Belki de daha farklı bir titan gösterecekler bize. Tuvaletler farklı bir titan gösterebilir bize. Farklı bir karakter gösterebilir. Bakın söylemişiz. Bunu 70 bölüm için söylemişiz ama 2 bölüm sonra çıkmış. Yani 70'in ilerisinde çıktı bu. Gerçekten de bu yeni titan sayılır bu arada. Yeni karakter demişim zaten videoda ama yeni titan dememe bazen söylüyorum şunu. Bence yeni titan sayılır bu karakter. Yani titan seviyesinde güçlü bir karakter bu. Bakalım bence bunun vücudunda göreceğiz. Hani bir vücut olarak tamamlanabilir. Hani bu sadece bu karakter olmasa diğer karakter de olabilir. Bu arada şu da olabilir. Astrotalit hasar aldı ya biliyorsunuz. Skiptualit hasar alan karakterler 50 bölüm gözükmeyip 50 bölüm sonra güçlenip geliyorlar. Yani böyle final bölümünde arkadaşlar tüm düşmanlar hep beraber böyle araya alıyorlar bizim sandığı dövüyorlar. Yani Astrotalit'in de gelişip dönebileceğini düşünüyorum. Astrotalit'in de böyle bir intikam almak için geri dönebilir abi. Hani burada şu karakterden çok korkmamız gerekiyor bence ama çok da abartmamak lazım. Bakın arkadaşlar tekrardan tutan bir teorimi gösteriyorum. 60. bölüm zamanı 61'de o zamanlarda yapılan bir video. 6 ay önceki bir video. Kim acaba bunlar? Bakın burada ilk kez UFO Tuvalet'le yani astrolarla G-Man'in bir olayının olduğunu görmüştük. Yani bunu ben düşünmemiştim şahsen. Skibi Tuvalet'ler arasında bir iç savaş çıkıyor arkadaşlar. Yani ilerleyen bölümlerde yine bu iç savaş devam edebilir. Bayağı sinirlendiler hani G-Man bunlardan intikam almak isteyebilir. Abi ben artık yorum yapmak istemiyorum. Ama yani çok beklemediğimiz bir bölüm oldu. Yani G-Man'in kazanacağını ben hiç düşünmüyordum. Ve işte bu şekil bitti arkadaşlar. Bu karakterin ismini siz yorumlara yazın. Ben tam bilmiyorum. Hani kim olabilir sizce? Bu konteyner arada kaynadı. Konteyner içindeki şey hani buna bir karşılık. Hani bunun zayıf yönü de olabilir. Bilmiyorum. Hani bu bir UFO'lardan birisi ama yani nasıl bir UFO? Astroların başı mı yoksa geliştirilmiş bir UFO tuvalet mi? Bunu yorumlara yazın. Hani şeye de çok benzediğim gibi Varlans'ın evren. Abi bakın bildiğiniz aynısı zaten. Varlans'ın evren dahil olmuş abi bu ne? Ha bu arada böyle bir şey olursa çok manyak bir şey olur. Diğer hani Skiptal fan evrenlerinden çoklu evren benzeşmesi bir şeyler olursa çok güzel olabilir. Hani sadece şunu söyleyeyim bu karakter bunun aynısı yani bildiğiniz. Zaten model olarak güç olarak her şey aynı şuna bak. Silahı bile benziyor abi silahı bile benziyor. Bunun astro hali bu işte bu bedene bürünebilir diye düşünüyorum ileride. Başka bir şey düşünmüyorum. Teorilerim böyleydi. Hani sonraki bölüm hakkında bir teori yapmak gerekirse şunu da söyleyebilirim. 73'te ne olacak? Part 3 gelmez muhtemelen. 73 sağlam bir bölüm olacak. G-Man'in peşinden gidecek titanlar. G-Man'in VS'si dönecek. Yani G-Man tuvalet VS G-Man ve titanların savaşı dönebilir. Hani bu sefer G-Man'in gerçekten içinden geçtiğimiz bölüm olabilir. Çünkü bu sefer kaçamayacak ve Plunger için içinden geçeceğiz mesajı verildi bize. Hani belki bu astroların gözünden görebiliriz. Astro'ya ne olacağı falan. Başka bir POV'dan başka bir anı, başka bir görüntü görebiliriz. Dafu bölümde görmedik. Belki de görmüşsünüzdür. Ben görmemişsinizdir. Yoruma yazabilirsiniz. İkinci teori videosu yapabiliriz bunun için. Hani aklıma gelen tek şey abi G-Man VS'sinin döneceği. G-Man peşinden gidecektir falan filan yani. 73 çünkü çok sağlam bölüm olacak. Hatta 74 mi 75 mi 80'e kadar çok sağlam bölümler göreceğiz. Onu biliyorum sadece. O zaman başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yapılacak bence en mantıklı teorileri yaptık ve tutanlar da oldu, tutmayanlar da oldu. Zaten bunlar bir tahmin arkadaşlar. Doğru çıkma ihtimali de var, yanlış çıkma ihtimali de var. Gösterdim size. Doğru çıkanlar da, yanlış çıkanlar da. Her neyse. Başka Skriptar videonun görüşmek üzere. İkinci teori videosu isterseniz yorumlara yazın. O zaman kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun. Bay bay.